Makale yazım derslerinin bu bölümünde gramer kurallarını anlatmaya çalışacağım. Burada gramer deyince arkadaşlar aklımıza gelen herhangi bir kitapçıya gidip aldığımız bir İngilizce gramer kitabındaki kurallar geliyorsa makale yazımında bu bize maalesef çok sayıda hata yaptırır. Neden yaptırır? Gramer çünkü insanların zihninde olan canlı bir şey, duran bir şey değil ve biz makale yazarken ilk göze çarpan hatalar gramer kuralları oluyor. Standart kitaplardan aldığımız gramer kuralları arkadaşlar, hani ya çok genel oluyor ya istisnaları bizim alanımızla ilgili gramer kuralı istisnalarını içermiyor. Makale yazımında genel kurallarda kolay kolay hata yapmazsınız ancak İstisna kurallarda çok fazla hata yapma imkanı var. Çünkü her bilim dalının istisnaları kendine özgü. Ve bu ancak literatürdeki makalelerde görülebilecek bir şey. Genellikle bunların bir kitabı yok. Ben bu dersim Adrian Walworth'un kitabından takip edeceğim istisnalara. Bilimsel yazım çerçevesinde geniş şekilde yer verdiği için ama bu kitapta tek başına istisnalar için yeterli değil. Mutlaka PubMed'den kontrol etmek gerekiyor. Şimdi isimler dediğimiz zaman arkadaşlar karşımıza çıkacak şey iki soru karşılığını sormamız gerekiyor. Yani bir isim karşımıza çıktığında bu isme sen sayılabilir misin? Countable mısın? Uncountable mısın? Tekil misin? Çoğul musun? Singular mısın? Plural mısın? Bunları sormamız gerekiyor. Şimdi bir ismin sayılabilir olup olmaması, tekil ya da çoğul olması ile ilgili mantık kuralları var. Bunlar da bulunabilir ama biz istisnalarla çalıştığımız için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka sözlükten kontrol etmemiz gerekiyor. Oxford Learners Dictionary fena değil arkadaşlar. Oldukça iyi hatta. Burada mesela sırayla gitmeye çalışalım. Mesela bonus dediğim zaman arkadaşlar ilk tanımda ne demiş? Bu tanım için bonus kelimesi sayılabilirdir demiş. Biraz aşağıya iniyoruz. Bonus'un ikinci anlamında bonus kelimesi uncountable'dır demiş. Başka anlam vermiş mi altta? Başka yok. Mesela bonus başka muscle. Muscle kelimesinin diyor birinci anlamı için kullanıma göre countable'dır, uncountable'dır diyor. İkisi de olabilir diyor. İkinci anlamı için uncountable'dır diyor. Üçüncü anlamı için uncountable'dır diyor. Başka ligaments'e bakalım. Ligaments'te countable, uncountable diye bir tanımlamaya gitmemiş ama şurada el ligament dediği için bu sayılabilirdir diyebiliriz. Son olarak bir de egzersize bakalım arkadaşlar. Egzersiz için dediğimizde arkadaşlar bakın birinci anlam için uncountable diyor. İkinci anlam için countable diyor. Başka anlam var mı? Diğer anlamlar için de yine countable demiş. Bu egzersiz üstünden tartışmaya başlayalım. Physical or mental activity that you do to stay healthy or become stronger. Yani sağlıklı kalmak için ya da güçlü hale gelmek için fiziksel ya da mental olarak yapılan aktivite. Eğer bu anlamda kullanıyorsanız diyor egzersiz kelimesi uncountable'dır diyor. Mesela regular exercise, the importance of regular exercise. Burada uncountable'dır diyor. Swimming is good exercise. Yüzme güzel bir egzersizdir. Burada da uncountable'dır diyor. Mesela hip health problems resulting from a lack of physical exercise. Fiziksel egzersiz eksikliğinden ne kaynaklı? Sağlık problemleri fiziksel egzersiz sonucudur. Fiziksel egzersizden kaynaklanır. Burada da diyor ki egzersiz uncountable. Biz bunları kullanıyoruz mu? Yeri geldiğinde kullanıyoruz arkadaşlar. O zaman egzersizin bir kullanımı uncountable.
Şimdi diğerine bakıyoruz. A set of movement or activities that you do to stay healthy or develop a skill. Yani hareketler kümesi, hareketler belli sayıdaki hareketler veya aktiviteler. Ne için? Sağlıklı kalmak ya da beceri geliştirmek için. Mesela relaxation, stretching exercises. Hani gevşeme gelme egzersizleri. Burada countable hale geldi diyor egzersiz kelimesi. Remember to do your breathing exercise every day. Yani solunum egzersizlerinizi her gün yapmayı hatırlayın diyor. Solunum egzersizi dediğimiz zaman gene countable oldu. Perform these exercises careful to avoid injury. Yani bu egzersizleri yaralanmadan kaçınmak için düzenli yapın diyor. Burada da countable. O zaman ne egzersizi diyebiliyorsak arkadaşlar, ne egzersizi germe egzersizi, ne egzersizi solunum egzersizi, ne egzersizi bu egzersizler. O zaman countable hale dönüşüyor. Ligament için tanımlama yoktu. Mesela muscle'a bakalım arkadaşlar. Muscle'ın birinci anlamında doku olarak ele almış. Vücudun bir parçası olarak ele almış. Burada countable da olabilir, uncountable da olabilir demiş. Mesela calf, neck, tight muscles. İşte baldır, boyun, uyluk, kası demiş. Tekil kullanmış. To pull tear, strain a muscle. Yani bir kası çekmesi, yırtılması, strain. Burada da geldiğine göre countable olarak burada vermiş. Şimdi şu aşağıdaki ikinci tanıma bakarsak arkadaşlar, yukarıdaki tanımı kullanıyoruz mu? Kullanıyoruz. Uncountable ne zaman uncountable oluyor? Fiziksel kuvvetten bahsediyorsan, hani adam kaslı filan gibi bir anlam varsa orada uncountable olur diyor. I exert every ounce of my miserable muscle power. Yani kas gücümün her bir onsunu kullandım diyor. Burada uncountable hale geliyor diyelim. Kemiğe baktığımız zaman arkadaşlar, eğer any of the hard parts that form the skeleton of body of human or animal. Yani bir insan ya da hayvanın iskeletinin sert kısımlarını kastediyorsa arkadaşlar, burada countable hale geliyor. Şu kastediliyorsa diyor, mesela the hard substance that bones are made of. Ne vermiş örnek? Nerves with bone handles. Yani kemikten yapılmış bir şey kastediliyorsa ya da kemiği oluşturan sert kısımlar kastediliyorsa burada uncountable'dır diyor. Bu uncountable olduğu yerleri histolojide falan kullanılır. Onun dışında yukarıdaki countable hali karşımıza gelir. O zaman özetlersek arkadaşlar, bu dersin konusu olan isimlerle ilgili sayılabilirlik, tekillik, çoğunluk makalelerde istisnalarla karşımıza geldiği için hep sözlüğe bakacağız. Kendi zihnimizden verdiğimiz karara güvenmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi mesela muscle ve bone'da çok net gözüktü. Orada countable, burada uncountable. Muscle'daki countable ve uncountable kullanımının ikisi de makalelerde de egzersiz reçetesi yazımında da karşımıza gelir. İsimleri arkadaşlar, bugünkü dersin ana konusu, son konusu, tekil bir isim çoğul hali nasıl geliyor? Genelde countable olanlar arkadaşlar düzenli çoğulu hale gelirler. Yani regular nonce olarak, pardon, regular plurals olarak karşımıza gelir. Buradaki regular'dan kasıt, yani tekil ismin sonuna s ya da es takısının konmasıdır. Mesela bone, bones, muscle, muscles, ligament, ligaments, exercise, exercises gibi tekilden çoğul hale getirilir. Kısaltmalarda da arkadaşlar gene S ve ES takısı kullanılıyor. Kısaltmalarda yalnız biz genelde sık kullandığımız kısaltmaların sonunda genelde başka bir isim var. Mesela tense devices, işte SEMG device, SEMG devices gibi çoğulları bu şekilde kullanıyoruz. O yüzden güzel bir örnek karşıma gelmedi. Aklıma gelmedi. İngilizce'de arkadaşlar sıfatların çoğulu olmaz. Red, apple,
Reds Apple olmuyor. Bu nedenle isimler de sıfat olarak kullanıldıysa arkadaşlar tekil kullanılırlar. Çoğulları olmaz. Başka sayılar arkadaşlar isimden önce rakamdan sonra gelen isimler sıfat olarak kullanılıyorsa gene sıfatların çoğul yapılamaması kuralına uyar. Yalnız biz burada rakamla isim arasına arkadaşlar ne koymamız gerekiyor? Tire koymamız gerekiyor. Mesela three phase study. Three phases study şeklinde olmuyor arkadaşlar. Başka ne olur? Mesela two phase exercise. İki aşamalı egzersiz. İşte six phase rehabilitation programı. Altı aşamalı rehabilitasyon programı. Bir başka dikkat edeceğimiz yer mesela fault eki geldiği zaman arkadaşlar araya tire konur, isim tekildir. Three faults değil. Bunu nerede kullanırız fault'u? Genelde araştırma yani tedavi öncesi, tedavi sonrası karşılaştırmalı. Yani mesela işte X parametresi increase two fault, increase three fault ya da ağrı parametresi decreased one fault, two fault işte iki katı geriye gitti filan başka bir şeyle karşılaştırarak o şekilde örnekler verebiliriz. Bugünkü anlattığım konuları özetlersek arkadaşlar bir gramer nedir? Makale yazımında hangi gramere ihtiyacımız var? Canlı gramere ihtiyacımız var. İki, makale yazımında hata yaptığımız gramer ne? Kural istisnaları. Genel kurallarda gene hata yapmayız. İstisnalarda hata yaparız. İstisnaları bilmemiz gerekir. 3. İsimler İngilizce'de nasıl isimlerin İngilizce'de nasıl tanımlanıyor? Ve bu tanımların doğrularını, istisnalarının doğrularını nerede bulabiliriz? İsimler sayılabilir. Tekil ya da çoğul olarak tanımlanıyor. Bunlar da mutlaka istisnalar için sözlüğe bakmamız gerekir. Tekilden çoğul isim nasıl yapılır? Temel kural kelime tekilin sonuna s ya da es getirmektir. İstisnaları sıfatlardır. Sıfat gibi kullanılan isimlerdir. İstisnaları rakamlardır. İstisnaları fault ekidir arkadaşlar.